Sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesinde gene sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler bu bölümümüzde özellikle estetik sağlıklı bir gülüş nasıl olmalı ve ağız diş sağlığının güzel bir gülüşe sahip olmanın insanların psikolojisindeki, iş yaşamındaki önemini konuşacağız. Bu konuda bize diş hekimi Pertev Kökdemir bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizler de eğer dişinizin ya da gülüşünüzün görünümünden memnun değilseniz, dişlerinizde çapraşıklık, ayrıklık varsa ya da diş eksiklikleriniz bulunuyorsa, bunların da çözümleriyle ilgili özellikle günümüz diş hekimliğindeki son yaklaşımları merak ediyorsanız sorularınızı iletişim bilgilerimizden bizlere iletebilirsiniz. bir gülüş nasıl olmalı? Öncelikle tabii ki herkes aynaya baktığında insanlar kendine acımasız olurlar. <laughs> en kötü eleştirmen insanın kendisidir. Kendi gülüşünü, dişlerini beğenmeyebilir. Ama ideali bunun nasıldır? Hı hı. E, gerçekten aslında insanın kendisini en rahat ve e, en mutlu hissettiği gülüşü estetik bir gülüştür aslında o kişi için. Ve kişiden kişiye e, bu kavram değişir. Yani hastamız hı hı. bana ee, gel, gelip sorduğu zaman benim dişlerimi nasıl güzelleştirebiliriz diye ben aynı soruyu kendisine soruyorum sizce nasıl güzelleştirebiliriz dişlerinizi çünkü herkesin estetik anlayışı da farklıdır ee, toplumlara göre de estetik anlayışı değişir dolayısıyla e, hastalar e, diş hekimine gittiği zaman eğer estetik bir e, değişiklik istiyorlarsa ne istediklerini ee, hı hı. Ellerinden geldiğince tarif etmeliler. Ee, hekimin kendilerini iyi anlamasını sağlamalılar. Eğer mümkünse kendi yüz ve dudak yapılarına benzeyen fotoğraflarla da e, bu beklentiyi desteklerlerse hekimler için e, çok daha kolay olacaktır hastalarımızın istediği gülüşü, estetik gülüşü sağlamak. Tabii ki hastanın burada isteği de çok önemli. Ama bir tıbben ya da dış hekimliğinde de herhalde bir yüzdeki gibi bir altın oran vardır herhalde değil mi? Örneğin... <laughs> Hani diş etlerinin gülümserken görünmesi hı hı. E, herhalde çok doğru bir şey değildir ya da tıbben. Hı hı. Ee, diş etlerinin birçok e, aslında kriter var. Diş etlerinden e, başladık. Hı hı. Diş ile ilgili söyleyeyim. Bir kere e, büyük bir gülümseme de örneğin e, diş etlerinin çok az gözükmesi veya hiç gözükmemesi gerekir. Ama hı hı. dişlerin de tamamen gözüküyor olması gerekir. Özellikle e, öndeki iki dişimizin ve köpek dişlerimizin, e, gözüküyor olması. tabi dolayısıyla aradaki dişin de o yardımcı kesici dişin Hı -hı. de e, gözüküyor hale gelmesi e, gerekiyor. E, bu dişlerimizin tamamen gözükmesi gerekiyor. dişetlerimizin gözükmemesi gerekiyor. Bunun dışında başka estetik kriterler de var. Örneğin yine dolu dolu bir e, gülüş sırasında e, dudak köşelerinin e, de dişle doldurulmuş olması lazım. Yani dudak köşelerinde siyah boşluklar, siyah üçgenler dediğimiz üçgenlerin oluşmaması gerekiyor. Hı -hı. Yani gülüşün geniş bir gülüş olup ağzım doldurması gerekiyor. Bunun dışında başka bir estetik kriter biz gülümsediğimiz zaman alt dudağımızda bir kurvatür oluşur. Dişlerin uçlarının bu kurvatüre teğet geçiyor olması lazım. Yani öndeki iki dişimizin hafifçe değiyor olması lazım. Hemen yanındaki kesici dişin 1 mm daha kısa olması lazım. Köpek dişlerinin yine Teğet de geçerek arkadaki dişleri takip eden bir kurvatür olması hı hı. gerekiyor. Tabii bu kriterleri söylüyorum ama bu kriterler herkes için aynı mıdır? Herkes için sağlanabilir mi? Tabii ki hayır. Biz bunlara yakın e, dişler hazırlamaya çalışıyoruz. Kişilerin dudak yapısına göre, diş etlerine göre, yüz şekline göre ve yüz formuna göre e, ve ten rengine göre dişleri hazırlıyoruz. Biz bunları ne kadar iyi e, o duruma yaklaştırabilirsek, yani bu estetik olan mükemmel e, görüntüye altın orandaki e, dişlere yaklaştırabilirsek, hastamızın gülüşü de o kadar estetik ve hastamızın hoşuna giden e, şekilde olur. Örneğin yine altın oran dedik, e, bu oranı e, ön kesici dişlerle hemen yanındaki kesici diş arasında sağlamamız lazım. Altın oran kadar e, ke, yardımcı kesici dişin öndeki kesici dişten küçük olması gerekiyor. Mesela bu kriteri sağlamaya çalışıyoruz ama öyle Hı -hı. ağızlar var ki bunu sağlamak mümkün olmuyor. O zaman da buna en yakın hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi peki tüm bunları yaparken herhalde dijital diş tasarımından da faydalanıyorsunuz. Hı -hı. Hastalarımız e, bazen geliyorlar. Ve e, bize şunu soruyorlar, dişlerimi yaptıracağım ama e, nasıl olacak dişlerim, bittiğinde nasıl gözükecek? Bizler diş hekimleri olarak e, hastalarımıza zaten bu işlemleri yaparken öncelikle provalar yapıyoruz ve provalar sırasında hastalarımıza gösteriyoruz ama hastamız... Ee, hiç başlamadan önce dişlerinin nasıl olduğunu görmek istiyorsa hastamıza bir mock-up dediğimiz sistem uyguluyoruz. Bu da nedir? <laughs> hastamızın tedavisine daha hiç başlamadan yani dişlerine hiç dokunmadan önce dişlerinin bir ölçüsünü alıp bunu laboratuvara gönderiyoruz. 2 veya 3 gün içinde hastamızın e, Bizim tabi tarifimiz üzerine ve hastadan, hastamızdan aldığımız e, fotoğraflar üzerine ee, yapılan bir mock-up dediğimiz Hı -hı. ön e, gösterimi var. Yani hastamız e, laboratuvardan gelen örnek modeli hastamıza e, uygun hazırlanmış. Biz hastanın dişlerine takıyoruz ve hastamız e, ayna karşısında bu dişlerine bakarak e, dişlerinin bittiğinde nasıl olacağını görmüş oluyor. Orada siz ya da hasta bir noktayı beğenmezse düzeltme şansınız da var herhalde. Tabii çünkü daha dişlerine hiç dokunulmamış hastanın ee, ve hasta bu dişlerin nasıl olacağını bitmeden önce e, örnek bir model üzerinde ama kendi yüzünde görebiliyor. Bununla fotoğraf çekebiliyor, selfie çekebiliyor, fotoğrafta nasıl gözüktüğüne bakabiliyor. Fotoğraf çekip ailesinden birisine gönderip onların fikrini sorabiliyor. Ve bu dişlerin üzerinde biz e, istediğimiz gibi değişiklik yapabiliyoruz. E, hastamız tamam bu oldu dediği noktada da e, laboratuvara bu dişler gönderiliyor ve e, diş hekimleri işte aynı o e, mock-up'ta hazırlanan dişlere uygun dişleri hastaları için hazırlıyorlar. Öğrenmek istediğim yine bir nokta daha var. E, diyelim ki e, kişi geldi size yaşla birlikte dudaklar aşağı sarkıyor, yüz aşağı sarkıyor. Estetik gülüş dediğimizde siz e, dişle, yaptığınız dişle, tasarladığınız dişle insanın görünümünde, yaş açısından ya da e, daha dişlek diş istiyorsa bunları falan değiştirebiliyor musunuz? Hı hı. Yani kişinin isteği kadar yeni bir görünüm de yaratabiliyor musunuz kişide? Tabii zaten e, dişler yüzümüzde ön planda olan organlardan biri. Kimi insan önce karşısındakinin gözüne bakıyor, ikinci sırada dişlerine bakıyor, kimisi de önce dişlere bakıyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim dişlerde yaptığımız çok ufak değişiklikler hastalarda çok büyük farklılıkları farklıklarlar farklılıklarla sonuçlanabiliyor Örneğin biz ön dişleri 1 mm dudaklardan serbest pozisyondayken gözükecek hale getirirsek bu hastamızın yüzünde daha genç bir ifade oluşmasını sağlıyor Çünkü gençken bizim dudaklarımız daha yukarıda oluyor dişlerimiz daha uzun oluyor. Ve dudaklardan yaklaşık 1-1,5 mm dişler gözüküyor. Ama yıllar içinde hem yer çekiminin etkisiyle yüz ve dudakların aşağıya inmesiyle hem de e, dişlerin aşınarak kısalmasıyla dişler ortadan kalkmaya başlıyor. Yani görüntü olarak artık gözükmemeye başlıyor. Böyle olduğu zaman da yüzde daha yaşlı bir ifade oluyor. Biz uyguladığımız e, örneğin zirkonyumda veya empress lamina uygulamalarında hastamızın e, dişlerinin Gençlik yıllarındaki gibi, 18-20 yaşındaki gibi dudaklardan 1-1,5 mm, milimetre gözükmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu görüntüyü verdiğimiz zaman da hastamız daha mutlu edici bir sonuç elde ediyoruz. Şimdi günümüzde e, dudak dolguları ve daha iri dudaklar e, daha moda diyeyim. E, bu yönde bir trend var. E, dudaklarını dolgunlaştıran bazı insanlara da, daha iri dişler tasarlamanız da mümkün oluyor mu? Yani tamamen kişinin ağız ve diş bölgesiyle birlikte ayrı bir çehreye kavuşturabiliyorsunuz değil mi? Çünkü bir pek çok örnekte görebiliyoruz. Tabii ince dudaklarda daha ufak dişler yapmak gerekiyor. Ama kalın dudaklarda, daha büyük dudakları olan kişiler daha e, iri dişleri kaldırabiliyor yüzü. Bir de tabii ki hastamızın e, söylediğim gibi beklentileri de çok önemli. E, ulaşmak istediği nokta da çok önemli. Hastamız bizlere e, diş hekimlerine bu e, beklentilerini tarif ettiği zaman bizler e, belli bir e, kafamızda canlandıracağımız belli bir görüntü oluşuyor. Bunu hastalarımızla paylaşıyoruz. Ve buna göre bir diş modeli ortaya çıkıyor. Bu diş modelde iri dudaklı kişilerde daha büyük, daha ön plana çıkmış, daha açık renkler olabiliyor. Çünkü hastanın yüzü ve dudakları bunu kaldırır hale geliyor. Ama ince dudaklı kişilerde daha ufak, belki ton olarak eğer ten rengi de çok koyuysa biraz daha içinde sarı tonları olan dişler hazırlıyoruz. Ve bir dişin üzerinde tek bir renk de yok. O da önemli. Çünkü hastalarımız şey diye düşünüyor. Dişlerde sadece tek bir renk var mesela A1 rengi var veya A2 rengi var hı hı. aslında doğal bir dişte kimi zaman 3 tane renk kimi zaman 4 farklı e, renk tonu olabiliyor. Biz bunların hepsini e, hastamızın dişinin rengi neyse veya istediği diş tonu neyse dişe uygulayarak hastamızın ağzına yapıştırdığımız zaman daha estetik ve daha doğal bir görüntü elde edebiliyoruz. Şimdi kuşkusuz bu konuda yapılan araştırmalar da vardır ama siz de bu konuda deneyimimize dayanarak söyleyebilirsiniz. Kişilerin dişleri yapıldıktan sonra, diş eksiklikleri giderildikten, dişlerindeki renkleşmeler ortadan kaldırıldıktan sonra psikoloji Psikolojilerinde, işlerinde ya da duygusal yaşamlarında, sosyal yaşamlarında ne gibi değişimler oluyor? Bunu bizzat sizlere ifade ediyor mu hastalar? E, tabii ki. Bizim e, hastalara zaten kazandırmak istediğimiz özgüven, diş hekimleri olarak hastalarımıza kazandırmak istediğimiz şey bu. Yani rahatlıkla konuşabilsinler, kendilerini ifade edebilsinler. Çünkü birçok hasta... E, dişleri kötü olduğu için veya kötü gözüktüğünü düşündükleri için e, ya konuşmaktan çekiniyorlar, ya gerçekten içten gülemiyorlar, kendilerini sürekli baskılıyorlar, ya gülerken elleriyle ağızlarını kapatıyorlar. Bu da tabii ki hastalarda çok büyük e, psikolojik baskılar ve sorunlara sebep olabiliyor. Evet. Örneğin e, bir hastamız e, bana şunu söylemişti, benim hiç gülen fotoğrafım yok. Çocuklarımla fotoğraf çektireceğim, onlar gülüyorlar. Ben gülemiyorum çünkü dişlerim çok kötü gözüktüğünü düşünüyorum. İşte bu şekilde evet. e, kendilerini sıkmak zorunda kalıyorlar. E, i̇ş yaşantılarında aynı şekilde rahatlıkla kendilerini ifade edemiyor, edemiyorlar. Ama dişleri güzelleştiği zaman, en azından sağlığına kavuştuğu zaman... Kendilerini çok daha rahat ifade edebiliyorlar. Çok daha rahat ve özgüvenli bir şekilde gülebiliyorlar. Ve bu da tabii ki tüm yaşantılarına yansıyor. Tabii ki bir de herhalde dişlerindeki sorunlar giderildiğinde özellikle de eksik dişler tamamlandığında daha iyi çiğneyebiliyorlar. Daha rahat yemek yiyebiliyorlar. Şimdi süremizi açtık ama diş eksikliklerine söz gelmişken hı hı. tedavide günümüz dişek kimliğinde. E, ne gibi yeni yaklaşımlar söz konusu? Hı -hı. Çok kısa bilgi rica Hı -hı. edeyim evet. sizden. Şimdi aslında e, en büyük yenilik bizim bir günde hiç e, diş olmayan bir ağzı diş yapabiliyor olmamız. İmplantlar sayesinde yapabiliyoruz bunu. Olonfor dediğimiz bir sistem uyguluyoruz bunda. E, hastamıza uygulayacağımız sadece 4 adet implantla tek bir çeneye. iki çenede de hiç diş yoksa toplam 8 implant uygulanıyor. E, hastamızın e, bir günde yani dişleri çekildiği gün veya operasyonu yapıldığı gün sabit dişlerine kavuşma imkanı e, oluyor hastamızın. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hastamız e, ilk bize başvurduğu zaman e, yani diş hekimlerine hastalar başvurduğunda e, öncelikle bir ölçüsü alınıyor hastanın. Daha sonra bu ölçüyle hastalara uygun e, dişler hazırlanıyor ve e, hastamızın implantlarının yapıldığı gün bu hazırlanan dişler e, ağza vidalanıyor. Ve hastamız e, sabit dişlerini o gün kullanmaya başlayabiliyor. Bir, bir diğer sorun da yani kişileri biraz aynalarla küstüren sorunlardan biri de e, hep konuşuyoruz dişlerdeki çapraşıklıklar ya da ayrıklıklar. Tabii ki ortodontik tedaviler var, ortodontik Hı -hı. şeffaf apareyler var ama bunun dışında uygulanan daha kısa günübirlik herhalde çözümler de Hı -hı. var. Bu konuda da bilgi rica edelim sizden. Tabi bonding uygulamaları yapabiliyoruz. Ne yapılıyor bonding uygulamasında? Hastanın çapraşık dişleri varsa veya ayrık dişleri varsa sadece bir diş için yarım saatlik bir süre içinde hastanın dişi o çapraşıklığı düzeltilebiliyor. Bir dişten hiç aşındırma yapmıyoruz bonding uygulamasının avantajı bu. Hiçbir aşındırma yapmadan 30 dakika içinde eğri olan tek bir diş diğerleriyle aynı hizaya getiriliyor ve hasta kendisini çok rahat ve güvenli hissederek ve anında kullanabileceği hiç yemek yasağı olmadan dışarı gidip örneğin öğle tatilinde hasta hekime gidebilir. Bu şekilde bonding uygulamasını yaptırıp hı hı. işine devam edebilir. Bu şekilde güzel bir uygulama. Bonding uygulamasının bir dezavantajı var o da 4 ila 7 yıl ömrü olması. Çok basit bu uygulama. İsterse hasta o bonding uygulamasını dişinden daha sonra çıkarttırır ve kendi dişiyle yine yaşamaya devam eder. Veya da bir 7 sene geçtikten sonra dişte eğer hafif sararma olduysa veya bir aşınma varsa çıkarttırıp yenisini yaptırabilir. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için. Özellikle de sohbetimizin sonunda diş hekimliğinde daha çok hasta dostu bu tedaviler konusunda bilgi verdiğiniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.